Ünye Belediye Başkan Adayı Berkay Torunoğlu, durdurak bilmeden sürdürdüğü seçim çalışmalarında köy köy, mahalle mahalle gezerek ziyaretlerde bulunuyor. Torunoğlu'nun bugünkü uğrak yeri ise Ünye'de bulunan fabrikalar oldu. İlk olarak fındık fabrikalarını ziyaret eden Berkay Torunoğlu, fabrika sahipleri ve çalışanları ile sohbetler ederek projelerinden bahsetti. Ünye'ye katkı sağlayacak, Ünye'nin geleceğini garantileyecek yatırımlarını anlatarak ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ama genç nesilde ciddi bir istihdam problemi var. Artık iş üretemez hale geldik. Bu sorunlar da bizim sorunlarımız. Bu insanlar bize tepeden baktılar, biz insanlara samimi olacağız dedik. İkincisi adil ve adaletli olacağız. Yani şimdi makama geldiği zaman hep kendi çevresini belli yerlere getiriyor. İhaleleri kendi çevresindeki insanlara haraç mezat fiyatları veriyorlar. Vermediler. Zaten onun yüzünden görevden alınmadılar. Büyükşehir'de de biz bunu yaşadık. Ünye'de de yaşadık. Yaşamadık. Yani bunu biz yaptık. Hani onu seçmeli, bunu seçmeli diye bir şey yok. Biz bir milletiz. Her şeyden. Ben olaya böyle bakıyorum. Yani sen onu seçmelisin, sen bunu seçmelisin. Yani bir siyasi parti yarışı değil. Bu bir belediye başkanı. Ve bu adamlar bizim reislerimizdi. Yaptığı yanlışlar bizim konumuzda değil. Onu adli merciler çözecek ama onların etkileşimi bizle alakalı çünkü onların yaptığı yanlışlar yüzünden bugün Tekkiraz'daki vatandaş hizmet alamadı. Girin köylere, ne Tekkiraz'a bir şey yatırım yapıldı, ne Erenyurt'a bir yatırım yapıldı, ne İlkura bir yatırım yapıldı. Gidin bakın ne yol var ne başka bir şey. Hepsi perişan. Biz bir kere Tekkiraz'da yolda kafanı çevirdiğin zaman ki siz yolu bizde miyim diyorsunuz. En ufaktaki evin de reisiyiz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşın da reisiyiz. Biz adil olacağız, adaletli olacağız. Bu insanlara eşit mesafede olmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim vatandaşlık görevimiz arkadaşlar. Biz Ünye Belediyesi'nde bir insan kaynakları birimi oluşturacağız. Ünye Belediyesi'ne personel alınırken başkanın amcasının oğlu, başkanın yeğeni, başkanın teyzesinin oğlu alınmayacak. Ehliyeti ve liyakati olan bu vatana gerçekten hizmet edecek, o görevi layıkıyla yerine getirecek insanlar inşallah. O birimi ben oluşturacağım. İhaleler verilirken bir kere her şeyden önce gazete ilanıyla duyurularını yapacağım. 10 gün öncesinden herkes duyacak. Hani biliyorsunuz ya bir anda yapılmış ihale kimsenin haberi olmadı. Niye olmadı? Çünkü ihaleyi başkası için hazırladılar, başkası için programlandılar, başkasına verdiler. Ne hazırlanırken haberim oldu, ne ihale yapılırken haberim oldu, ne bir adam aldı. Sadece verildikten sonra. Biz bunu yapacağız. İhaleleri şeffaflaştıracağız. Duyurusunu yapacağız. İhale salonunun kamera görüntülerini göreceksiniz internetten. Artı yayınlandığı zaman da yayınlanırken kim aldı, neden aldı bileceksin. Bu şeffaf belediyeciliğin gerektirdiği bir şey. Bunu biz yapacağız. Onun haricinde bir şey daha yapacağız. Sosyal yardımlar var ya sosyal yardımlar. Bu sosyal yardımları birçokları gereksiz görüyor ama bu Avrupa'da da ihtiyaç sahiplerine yapılan ve vatandaşlık hakkından dolayı yapılan yardımlardır. Yani hak edene yalnız, hak edene gerçekten hak edene ihtiyaçlarının doğrultusunda sosyal yardımları arttırarak vereceğiz. Bunu muhtarların elinden yapacağız ve denetleme mekanizmasıyla da denetleyeceğiz. Çünkü milletin parasını da çarçur etmeyeceğiz. Bunu yaparken ne yapacağız? Kart sistemi var. Gün kartı geliştireceğiz. Bir evin verdiğini öbürü görmüyor. Öbürler bilmiyor. Yani vatandaş benim ihtiyacım var deyip gelip sana dilenmeyecek. Sen de bunu bir tutup üstün gibi vermeyeceksin. Çünkü o vatandaş onun bu hakkı ve bu hakkı ona teslim etmek de bizim boynumuzun borcu. Bir kere toplumun vicdanı bu. Bu şekilde kartı vereceğiz. Onlar da bu kartlarla bizim gösterdiğimiz marketlerden alışveriş yapmıyor. Şu anda mesela sistem öyle işte. Adam bir market gösteriyor. 3 tane market gidip oradan alıyor. Bu market onun arkadaşı, eşi, dostu. Onlar ne yapıyorlar? Son kullanma tarihi yaklaşmış. Deposunda miktarı fazla kalmış ürünleri veriyorlar. Vermiyorlar. Yani buna hepiniz şahit olmuşsunuz. Kendine gidip alışveriş zaten yapamıyor ki.
kendimi buraya hazırlık dedi de. Biz ne yapacağız biliyor musun? Zaten bu sosyal yardım değil. Bunu belediye vermiyor mu gelsin? Ben ne yapacağım? Ben kartı vereceğim vatandaşa. Vatandaş belediyeye de gelmeyecek. Vatandaş gidecek istediği marketten, istediğin ihtiyacı olan peynir mi istiyor? Peynir alır. Bu nedir ya? Makarna, bulgur, şeker. İşte bak, o limiti bizim birimler belirleyecek ihtiyaç sahiplerine. İhtiyaç sahibi de gidecek. İhtiyacı olan ürünü, ihtiyacı kadarını gidecek kendisi istediği yerde. Bu bir vatandaşlık.